Türkiye'nin bütün enerji potansiyelini yabancı şirketlere peşkeş çeken Türk Petrol Kanunu'na İşçi Partisi'nden tepki geldi. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Esinoğlu, yeni petrol yasasının kapitülasyonlardan bile geri bir düzenleme olduğunu söyledi. Esinoğlu, milli petrol şirketi olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın da özelleştirilmesinin yolu açıldı, dedi. Ulusal enerji pazarının yabancılara devredilmesi anlamını taşıyor. Meclis Genel Kurulu'ndan 29 Mayıs gecesi çok kritik bir tasarı geçti. Türkiye'nin enerji sahalarını yabancı tekellere teslim eden yasanın adı Türk Petrol Kanunu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın özelleştirilmesi, daha doğrusu kanununun 6326 sayılı kanununun değiştirilmesinin anlamı şu. Ulusal enerji pazarlarımızın yabancılara doğrudan açılması anlamını taşıyor. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Esinoğlu yeni petrol yasasına tepki gösterdi. Esinoğlu tasarı kapitülasyonlardan daha kötü dedi. Yani dışarıdan bir şirket gelecek, topraklarımızdan ve karasularımızın içerisinden petrolü çıkaracak, istediği gibi satacak, sattığı paranın gelirini Türkiye'nin içerisine isterse sokmayacak. Bir anlamda bir talan ekonomisi. Yani Esinoğlu ayrıca milli petrol şirketi olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın da özelleştirileceğini söyledi. TPAO diye bir şirket kalmayacak. Gelen şirketler istedikleri yerlerde, işte ormanın içerisinde, hatta sizin apartmanınızın bahçesinde eğer petrol varsa gelip orada onu arayabilecek.